Sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil tuşunu aktif durumuna getirirseniz yayınlayacağım videolardan sizlere bildirim gelecektir. Videolarımı kaçırmamak için zil tuşunu aktif durumuna getirmeniz yeterli olacaktır. Bugünkü video çalışmamda arkadaşlar sizler için saç örgüsü ya da üçlü burgu diye de bilinen örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimiz için gerekli olan malzemelerimiz, orta kalınlıkta bir ipim var benim. 4 numaralı şişim var. Şöyle. Burgu aparatım var. Bir tane de işaretleyici iğnem var. Saç örgüsü ya da üçlü burgu diye bilinen modelimizi arkadaşlar 4'er ilmek üzerine yapacağız. 4, 8, 12 4'er ilmek de kenar ilmek bırakarak 20 ilmek şişime atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi şişime attım. İpimi buraya bağlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. İlmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son 2 ilmeğim. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geldim. Bakın bir sıra haroşamız oldu. Ön yüzden de bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Haroşa sıramız 4 sıra haroşa oluncaya kadar örüp gelelim. 4 sıra haroşamı ördüm arkadaşlar. Dört ilmek kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Orta yerdeki 12 tane ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum ön yüzde. Dört ilmeğim kaldı. O da kenar ilmeğim haroşa olduğu için onları da düz ilmek olarak örüyorum. Arka sırama geçtim. Arka sırada 4 ilmeğimi kenar ilmeği olarak düz örüyorum. Orta yerde kalan 12 tane ilmeğimi ters ilmek olarak devam ediyorum. Dört ilmeğim kaldı. Onları düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar bir sıra, İki sıra düz ilmeğimiz oldu. Düz sıramız. Bu sırada da kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Arka sırama geçiyorum. Baştaki ve sondaki 4'er ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 12 ilmeğimi ters örerek iki sıra daha düz örgü örüp geliyorum. 4 sıra düz örgümü ördüm arkadaşlar. Kenarda da 2 sıra haroşam oluştu. Burada İlk burgumuzu yarım burgu olarak buruyoruz. Yani ondan sonraki sıralarımızı 4 sıra haroşa örerek burgularımızı vuracağız. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Baştaki 4 ilmeğimi 2, 3, 4 aparatımı alarak beklemeye alıyorum. Arkadaki 4 ilmeğimi örerek 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Burada aparatımdaki ilmeklerimi de örerek 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Aparatımı bırakıyorum.
Ve sol tarafta kalan 4 ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. 400 ilmeğimi ördüm. Kenardaki 4 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamladım. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada yine bu 4 tane sağda ve soldaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arada kalan 12 tane burgumuzun ilmeklerini de ters örerek tekrar ön yüze geliyoruz. Dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Bakalım hemen şöyle. Bakın arkadaşlar, bir sıramız oluştu. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Buradaki sıramızı 4 sıraya tamamlayarak haroşamızı kenar 2 4 kenardaki 4'er ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde düz örüyoruz. Burgumuzun ilmeklerini ön yüzde düz, arka yüzde ters örgüler örerek geliyoruz. İkinci sıra burgumuzu vuralım. 1 2 3 4 diş haroşama ördüm. 4 ilmek kenar ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Aradaki 4 ilmeğimi aparatıma alıyorum. Arkaya çevirerek ilmeğimi örüyorum. Sol taraftaki 4 ilmeğimi örüyorum. Aparat aldığım ilmeklerimi tekrar şişime alarak 1 2 3 4 ilmeğimi başa çekerek örüyorum. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kalan kenar 4 ilmeğimi de örerek arka sırama dönüyorum. Yine arka sırada burgumuzun 12 ilmeğini ters örelim. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Kenar haroşalarımızı arkada düz, önde düz örerek yine 4 diş haroşayı tamamlayıp gelelim. Bu işaretleyicimi de buraya takıyorum. Bununla beraber 4 tane 4 sıra haroşamız olacak. 4 sıraya tamamlayıp gelelim. 1 2 3 4 diş haroşamı ördüm arkadaşlar yine. 4 ilmek kenar ilmeğimi örüyorum. Baştaki 4 tane ilmeğimi burgu aparatıma aldım. Arkadaki 4 tane ilmeğimi, ortadaki yani 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Aparatıma aldığım İlmeklerimi tekrar şişime alıyorum. 4 ilmeğimi örerek 2 3 4. Bakın arkadaşlar, saç örgüsü üçlü burgumuzun bir burgusu tamamlandı. Yani bir bölümü tamamlandı. Birinciyi burada yaptık, ikinciyi burada, üçüncüyü de burada yaparak 3 burgulu saç örgümüzü tamamladık. Sol taraftaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. Kenar 4 ilmeğimi haroşa düz örerek yine arka sıramıza geçelim. Arka sıramızda yine 12 ilmeğimizi ters, kenar ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzde de bütün ilmeklerimizi düz örerek yine burada işaretleyicimizi takalım. Bununla birlikte 4 sıraya tamamlayalım. Yani bundan sonra 3 sıra 3 diş daha haroşa örerek gelelim. 4 diş haroşamı ördüm arkadaşlar. Bu işaretleyiciden sayarsak, eğer onu saymadan şuradaki ara boşluktan sayarsak 1 2 3 diş haroşamı ördüm. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bu defa bu baştaki 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. 4 tane
Ortadaki ilmeğimi aparatıma alarak bunu arkaya alıyorum. Arkadaki 4 ilmeğimi örerek 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Aparatımdaki ilmeklerimi tekrar şişime alıyorum. 1, 2, 3, 4. Ön tarafı alarak 4 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Bu şekilde sıralarımızı takip ederek örelim. Buradaki boşluklardan da sayarak 1, 2, 3 tane işaretleyicinizi yine buraya takarak buradan sonra 4 tane, yani şimdi bu sıramızı dönünce bir sıra örmüş olacağız. Ondan sonra 3 sıra daha örerek bu şekilde burgunuzu örüp tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları, bu burgu modelini hırkalarda, kapşonlu hırkalarda, bebek tulumlarında, berelerde, istediğiniz her türlü örgülerde kullanabilirsiniz. Yetişkin süveter, kazak örgülerine de çok güzel yakışıyor. Bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.